Müslümanların ve insanların önünde bir vicdan,
Öncelikle tabi Ramazan ayındayız, mübarek bir aydayız ve bugün Ramazan ilk cuması. Ve tabi ki bizi derinden üzen, derinden etkileyen husus İsrail'in Gazze'deki Müslümanlara yönelik yaptığı soykırımdır. Geçtiğimiz günlerde 70 Müslüman kardeşimiz şehit oldu. 3000'e yakın Müslüman kardeşimiz yaralı. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acı şifalar diliyoruz. Hep beraber seyrediyoruz. İslam coğrafyası sıkıntı içerisinde. İslam coğrafyasında maalesef bu tür olaylar devam ediyor. Fakat şöyle de bir durum var. İslam coğrafyasında bu Müslümanların sıkıntısını dile getiren, Müslümanların sesi olmaya çalışan bir ülke, bir milletin de mensubuyuz. Bugün de biliyorsunuz Kudüs'le ilgili Yeni Kapı'da bir miting yapılacak. Ve İslam tabii teşkilatı da şu anda biliyorsunuz İstanbul'da toplanıyor Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine. Ve inanıyorum ki burada Müslümanların, Müslüman devletlerin göstereceği duruş bu tarz İsrail ve benzerlerin İslam ümmeti üzerindeki baskısını azaltacaktır. Tabii ki bu dünya imtihan dünyasıdır. Ve Müslümanlar da bu tarz sıkıntılardan geçmeye devam edecektir. Ama biz ne zaman bir ve beraber olursak, kenetlenirsek, İslam coğrafyasındaki insanlar ümmet bilinci içerisinde hareket ederlerse tabii ki o kafirler bertaraf edilecektir. Ve yine Ali İmran 19'da ifade edildiği gibi Allah nurunu tamamlayacaktır kafirler istemese diyor. İnanıyorum ki bu mübarek günde burada yapılacak dualarla, fiili ve kavli dualarla Müslümanların üzerindeki baskılar bertaraf edilecek ve Kudüs inşallah özgürlüğüne kavuşacaktır. Müslümanlar buna suskundurlar. Müslümanlar bunlara karşı ayaklanmaları lazım. Müslümanlar durmaması lazım. Yani tek bu Türkiye'den olmuyor. Türkiye zaten durmuyor. Yani bugün Müslüman nerede olursa olsun her yerde
Her dünyanın her yerinde oruç ayları geldiği zaman Müslümanlar ayağa kalkmalı. Müslümanlar hiçbir zaman beş karış toprağını kimseye vermezler. Bunu böyle bilsinler. Yani bunu böyle bilsinler yani. Bu gelişmeleri öncelikle Müslümanların birleşmesi lazım. Uyanması lazım bu Ramazan ayında. Aslında bu Müslümanların bir şiarıdır. Eğer Müslümanlar uyanırsa bunu yenebiliriz yani. Yani öyle düşünüyorum. Vallahi bütün İslam alemi sadece Türkiye değil, bütün sadece İsrail'e Türkiye destek veriyor. Bütün İslam ülkeleri seyrediyor sadece. Maalesef bunu kınıyoruz. Sadece Türkiye ile olmaz. Tüm İslam ülkelerinin desteklemesi gerekiyor. Yani önce ben Filistin kardeşlerime önce sabır ve kuvvet duası dinliyorum. Allah sabırlı versin, Allah güç versin. O zalim İsrail olanlar Allah karı perişan etsin. Allah bütün müminlere, bütün Müslüman kardeşlerime yardımcı olsun. Onlara ve yar ve yardımcı olmasını diliyorum. Allah güç ve kuvvet versin.